212 milyon. Afyonumuza, Afyon Karahisar'ımıza sizlere hayırlı uğurlu olsun. Değerli kardeşlerim, Afyon'da ayrıca devam eden birçok proje var. İnşallah bu projeleri de kısa zaman içerisinde bitireceğiz. Yeter ki sizin yüzünüz hep böyle gülmeye devam etsin. Yeter ki sizin bu heyecanınız hiç eksilmesin, devam etsin. Değerli kardeşlerim, bu eserler, bir şeyi gösteriyor. Kalkınan, büyüyen Türkiye'nin 2023 hedeflerine nasıl kararlı bir şekilde gittiğini gösteriyor. Etrafımızda bir takım olaylar oluyor. Türkiye'nin etrafında, Suriye'de, Irak'ta olanları hep beraber görüyorsunuz. Burada yapılmaya çalışılanlar Türkiye'nin gelecekteki hızını kesmeye yönelik bir takım projelerdir. Ama bize bunlar söker mi? Sökmez. Çünkü biz bir olacağız. İri olacağız, diri olacağız, birlikte Türkiye olacağız. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. İlkemiz bu. Son 15 yılda değerli kardeşlerim, Türkiye adeta çağ atladı. Karayollarında, havacılıkta, denizcilikte, demir yollarında 15 yılda 80 yılda yapılan işlerin 3 katı, 4 katı iş yaptık. Afyon yüksek hızlı treni de tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah 2019'da artık Afyon, Ankara 1,5 saat trenle. Hayırlı uğurlu olsun. Zafer Havalanı'nı yaptık, hizmete aldık biliyorsunuz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Evet, değerli kardeşlerim, aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. İşte eser, işte hizmet. İnsan odur ki bu dünyada bıraka bir eser, eseri olmayanın yerinde yerler eser. Allah'a şükür birçok eserlerimiz var. O kadar çok ki açılışlarına bile gidemiyoruz. Evet. Merak etme, bu senenin sonuna kadar hepsi bitecek. Tamam mı? Peki. Tamam. Merak etme. Takip edeceğiz. Merak etmeyin. Veysel Eroğlu, sizin evladınız, bakanınız memleketin her tarafında göletler, barajlar, sulama tesisleri, efendim şehir ormanları, bal ormanları, maşallah her tarafta hizmetleri milletin ayağına getiriyor. Yine milletvekilleriniz Ali Bey, Hatice, Dudu Hanımefendi Afyon'un işleri için, Afyon'un hizmetleri için Ankara'da büyük gayretler gösteriyorlar.
emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz 15 yıllık süre içerisinde taş üstüne taş koyan, laf üstüne laf söyleyenlerden olmadık, taş üstüne taş koyanlardan olduk. Sürekli hizmet, sürekli eser, sürekli milletimizin istikametinde çalışmaya devam ettik. Eyvallah. Evet, şimdi açılışı gerçekleştireceğiz. Açılış yapacağımız yerde bağlantı yapacağımız arkadaşlar var. Onlarla beraber bir canlı bağlantı kurup böylece açılış işimizi tamamlamış olacağız. Ülkemiz için, milletimiz için, Afyon için yapılan bu hizmetlerin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Allah'a emanet olun, sağ olun, var olun. Sayın Başbakanımıza konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başbakanımıza refakat etmek üzere Sayın Bakanlarımızı, AK Parti Grup Başkan Vekilimizi, Sayın Valimizi, Belediye Başkanımızı, İl Başkanımızı sahneye davet ediyoruz. Sayın Başbakanım, değerli hemşehrilerimiz, iki tane canlı bağlantımız olacak. İlk olarak Karahisar Tüneli'ne bağlanacağız. Karahisar Tüneli'nde Milletvekilimiz Sayın Ali Özkaya ve Karayolları Genel Müdürümüz Sayın İsmail Kartal var efendim. Evet, Hatice Hanım, duyuyor musunuz? İşçehisar kavşağındayız. Milletvekilimiz Hatice Dudu Özkal. Buyurun. Gelir, gelir. 20 milyona mal olan bu güzel köprüyle hem İşçehisar'a müthiş bir hizmet ediyoruz. Ayrıca bu yol üzerindeki İzmir, Ankara ve Afyon Karahisar'dan geçen mermerin başkenti İşçehisar'a da hizmet eden bu kavşak hepimize hayırlı uğurlu olsun. Evet, teşekkür ediyoruz. Kurdele orada, çok makas sizde. İşçehisar ve Afyon Karayolları Bölge Müdürümüz, Belediye Başkanımız da orada, Kaymakamımız da orada. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah, Bismillah. Ya Allah, Bismillah. İşçehisar Köprülü Kavşağı açılış törenini gerçekleştirdik. Sayın Başbakanım, şimdi de Karahisar Tüneli'ne bağlanıyoruz. Karşımızda Milletvekilimiz Sayın Ali Özkaya ve Karayolları Genel Müdürümüz Sayın İsmail Kartal var efendim. Evet, Ali Bey. Buyurun. İsmail Kartal, Karayolları Genel Müdürü, Vali Yardımcısı. Buyurun. Hayırlı günler diliyorum. Buyurun. Hayırlı günler. Sayın Başbakanım, Türkiye'nin en önemli kavşaklarından birisindeyiz. Ankara'dan, doğudan batıya, İzmir'e, Antalya'ya geçiş noktasındaki bu önemli kavşak, Allah razı olsun zat-ı halimizin ve hükümetimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde bitti. Son 20 yılda efendim bu 1,5 kilometrelik alanda 102 kişi vefat etmişti. Çok fazla trafik kazası oluyordu. Bu açıdan son derece önemli bir hizmet olduğu için zat-ı halimize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, Sayın Bakanımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz. Vatandaşımıza, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz efendim. Hayırlı olsun.
Evet, kurdele ve makas sizde. Buyurun. Ya Allah, bismillah. Ya Allah, bismillah. Allah hayır eylesin. Amin. Evet, şimdi toplu olarak 3 kavşak, 2 tünel açılışını gerçekleştiriyoruz. Ayrıca asfalt yapılan yollar da var. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Maşallah, maşallah. Hadi, ya Allah, bismillah. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Başbakanımıza ve beraberindeki heyete çok teşekkür ediyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz eserlerin başta Afyonkarahisar olmak üzere tüm ülkemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Katılımlarından dolayı başta Sayın Başbakanımız olmak üzere tüm bakanlarımıza, AK Parti Grup Başkan Vekilimize, tüm katılımcılara ve siz değerli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.